şeyleri ben pislikleri diyeyim artık yani şey de söylemek istiyorum. ne olarak arkadaş? Daha çocukların sorduğu zaman baba bu nedir? Nereye yiyeyim yenilerine? Birine böyle birisi vakti yoktur. Bu değil başkanımın. Ne diyeyim arkadaş? Sonra şeye benzerilmiş. Yani benim duyduğum kadar özür dilerim. Hep de konuşurum değil. Bir şey söylesem de bir şey istesem lütfen ama benim dediğim yani Kıbrıs benim duyduğum kadar senelerdir. Ben her sene 3 ay geliyorum ona. Benim şeyim gördüğüm kadar Kıbrıs Texas'a benzerim. Texas. Vallahi Texas'a benzerim arkadaşlar. Ama Texas'ta tamam, böyle mi acaba? Şu Texas'ı biz filmlerden bilirik eskiden. Texas dedik ama. O çok eskiden. Çok eskiden idi. Kavboy filmlerinde. Bir tane vereyim arkadaş. Güzel yurtta arazisi almış aramın arazisinin ortasına elektrik direği olmuşlar. Elektrik direğini adam yanına giderse polis varmış orada yerini içeri soracak diye. Bu Texas değil mi? Peki Ali Bey, çok teşekkür ederiz programa katkı koyduğun için. İnşallah teşekkür geldiğinde ederim. Bunları görmen daha güzel günler görürüz. Ya efendim bak biz gelip ben milyoner zengin adam değilim ama böyle 100-200 lira kadar bir param var. Gelip bir yatırım yapmak isterim. Bazı veririm. Bana cesaret, ben bunları duyduk sonra ben cesaret alabilirim arkadaş. Benim vereyim bu işi yapayım. Moralin bozulur. Bozulur tabii çünkü ben malım kim malı da mesela başka bir şey var. Ben bir ev aldım, kiraladım. 6 ay kontrat imzaladık. Ben o bu insanı 6 ay sonra o evden atamam. Mahkemede diyor ki bu adam evde kalabiliyor, kontrat bizim değil. Ben nasıl geleyim yatırım yaptırsınız? Nereye yatırım yapayım arkadaş? Bana lütfen şey verin, nasihat edin, ne bileyim. Evet Ali Bey. Biz Londra'da bir 20-30 bin, 50 bin insan ettiğini bize cesaret verin, bize kuvvet verin, bize şey verin. Bize güzel şeyler söyleyin, gelelim diyorsun. Haklı olarak tabii ki. Mesela ben... İçinizi karartmayalım. Yok, farz edelim ki ben mesela bu memlekette 50-60 seneyim bu memlekette. Ben 100 bin lira artırdım. Misal konuşurum tabii, benim vardı demem falan. Allah herkesin daha fazla olsun. Bana cesaret ver ki bu parayı gazetmeyeceğim. Kazanmayacağım. Tamam da gazetmeyeceğim diye bana cesaret ver. Gel yatırım yap falan diye. Doğrudur. Bunları duyduk sonra nasıl gireyim arkadaş? Doğrudur. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederiz programa katkı koyduğun için. İnşallah geldiğinde daha güzel olur her şey. Evet Fatma Hanım, Londra'daki vatandaşlarımızın da moralini bozuyoruz. Bize cesaret veriniz diyor. Şimdi her ülkenin prestij şehirleri var. Bir şey Kıbrıs için de Girne. Girne biliyorsunuz. Turizmin incisi. Yani çok cici bir şey ve Faik Bey'in dediği gibi bir ben de marina olmaması lazım diye düşünüyorum orada. Çünkü orası bir meskun yerdir. İnsanlar yaşıyor işte şeydir. Kale içi marina gibi yani o bildiğimiz. Ama bu işi büyüttüler. Zaten başka yer yapmamalı. Tabii. Hemen ona çare bulacaksın. Evet, o bir küçük kale içi şey olması lazım. O çok doğru söylüyor. Yani orada böyle diğer marinalar gibi işte ihtiyaçların giderilmesi yani imkansızdır. Yani bu Antalya'ya örnek verdi mesela ki doğrudur. Evet, Antalya'da öyledir. Şimdi yani Girne'ye böyle çok çok göz bebeği gibimiz gibi bakmalıydık ama olmadı. Olmadı. Olmadı ve yani inanamıyorum. Bunları eskiden işte Aziz Nesin hikayelerinde falan dinlerdik. Yani oraya ne evraklar toplamış, yani kaç senedir onu görüyor, bunu görüyor. O onu istiyor, bu bunu istiyor. Ama anlaşılmaz bir şey. Eskiden de vardı bu işler. Nasıl olurdu? Nasıl olurdu? Yasalar da var. Yasalar da var. Sadece o şey trafik polisi meselesi şehir işlerinde sanıyorum belediyeler bakıyor buna bizde de öyle zaten belediye hayır trafik arası. Polisi bakıyor hayır, fakat kesilen para cezaları belediye alıyor hayır bizim hayır, şeyi buyurun, bizim Lefkoşa'da belediye memurları yaptırır yani belediye tabii, çıkarır o şeyi yasayı der ki ben buraya isterim ki 11'e kadar
O olabilir abi. Ama beni de onu yaptıktan sonra mesela, trafik polisi ona uyacak mecburen. Ayrıca dere boyunda polis mi durur? Şey, hayır. Belediyenin elemanları ama hayır, orada yazıldıktan sonra. Trafik polisi duruyor. Trafik polisleri bakıyor. Trafik polisi şeyde, fakat kesilen cezalar Girne Belediyesi'ne gidiyor evet. Bildiğim kadarıyla. İyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar abi. Buyur Osman. İyi akşamlar. Buyur. Şimdi benim de şimdi geldim. Ben de tamamen şeye girdim yani. Demin Marina ile ilgili ki arkadaşın söyledi. Belki birçok konular doğrudur. Ama biz her şeyi devletten bekleriz. Ama biz acaba vatandaşlık görevimizi yapar mıyız? Ve arkadaş öyle bir söyledi ki yani ben annemi bile koysam benden vergi aldı. Ben çok merak ettim yani. Acaba o arkadaş benden daha fazla vergi öder mi bu memlekette ben bir işçi olarak? Eğer bana bunu ispatlarsaydı ben söyleyecek bir sözüm yoktur arkadaşlar. Ama biz mesela şimdi elimizdeki boş tenekeyi yere atarak, elimizdeki boş çöpüyü yere atarak ondan sonra devletten hizmet beklerik. Dönerek mesela Sümer Bey'i eleştirdik veya sağa sola eleştirdik. Şu andaki mesela Marina'daki konu da budur. Yani arkadaşlar elektriği ister, suyu ister, her şeyi ister. Ama şu anda bir baksan Marina'dan yani vakıfların topladığı para acaba kaç paradır? Ben çok merak ederim bu konuyu. Tabii yani ki şimdi Osman orada bir keşmekeş vardır. Yani Marina şu andaki o Girneyat Limanı evet. Sahipsiz gibidir. Yani bir çivi çakılmıyor. Bunları görüntülerle ekrana getirdik. Oradaki insanların önce vatandaşlık görevini yapacak. Ondan sonra sahip çıkacak. Yani annesini örnek vererek sahip çıkmayacak. Devlete önce gerekli mükellefiyetini yapacak. Ondan sonra devleti eleştirecek. Eğer sen devlete mükellefiyetini yapmazsaydın senin devlete eleştirmeye hakkın yoktu. Şu anda mesela suyu kullanacaksın. Peki Osman Bey gidiyor mu vergi falan ödemek? Ondan sonra döneceksin, devleti eleştireceksin. Senin hiçbir hakkın yoktu. Ama deminki arkadaş ben yani demin 2005'ten ya, beridir yaşadığı sorunları anlatıyor. Yani elinde ya, belgeleri de vardır. Önce acaba kendi mükellefiyet eli yerine getirdi mi? Yani şu anda eleştirme hakkı var mı? Osman Bey bir şey söylemek istiyorum ben. Affedersiniz sözünüzü kesiyorum. Biraz önce söylediğiniz gibi eğer vergisini ödemiyorsa düzgün, kiraları çok düşükse oranın ve büyük gelirler sağlıyorlarsa bu vatandaşın sorunu değildir gene. Vakıflar Dairesi o yapacağı işleri yapabilecek kadar bir gelir söylemesi gerekir. Eğer ödemiyorsa da o yeri kiralamaması gerekir. Hayır ben yani Girne'de yaşıyorum biliyorum yani aşağı yukarı. Şu anda oradaki insanlara diyor ki sen işte bunu vereceksin ve her gün kavgayla verirler. Her gün problem çıkarırlar. Hatta geçenlerde mesela orada bir konu oldu. Bir arkadaş kendi yatını veya balıkçı teknesini dışarı çıkardı. Başka bir işi oraya girdi. Evet, ve şu anda Girne Marina'da öyle büyük bir sorun vardı. Bunu anladım. Bu sorun bile çözülmedi. Yani kendi aralarında da bir problem vardı. Ama belirli bir yeri yok mu o yerin mesela? 10 tane yat alır, 20 tane yat alır. 21. geldiğinde yer yoktur. Bu bilinmiyor mu? Biri çıkıp öbürü girdiğinde tekrar gelen nereye gidecek? Şimdi Marina sevgili Osman, vakıflar bakar baktığın zaman. Harun, yavaş. Yani ben belediye bakar, bayındırlık bakar. Önce bir vatandaşlık görevini yapacak. Ondan sonra devleti eleştirecek. Peki bu nedir vatandaşlık görevi Osman Bey? Biz sizin kastettiğiniz vatandaşlık görevi nedir? Köpüğümüzü yere atarak dönerek belediyeyi eleştiririk. Vergimizi ödemeyi dönerek mesela annemizi örnek gösterdik. Benim söyleyeceğim bunlardır. Sen önce kendi üstüne düşeneri yapacaksın. Ondan sonra devleti eleştirecek. Hayır yani bu vatandaş mesela neyi yapmadı ki?
annesini örnek gösterir. Ben de derim ki seviyorum. Hayır, biz yalnız onu söylerken annen biri olsa kaç kişi giriyorsa isimleri yazıldı. Hayır, yani orada verir. Demek istedi ki sevgili Osman, yani annesi bile olsa oraya kaç kişi girer çıkarsa vakıflarda kaydı vardır. Neyi söyledi? Annemi bile dedi ki ben borçlanınca benden vergi alırlar dedi. Yani annesi bile olsa da gemiye girip çıksa onda da vergi isterler. Vergi isterler dedi. Kayıtlı. Çok merak yani kayıtlı ederim. Olur demek istiyorum. Bu arkadaşın bir senede ne vergi ödediğini merak ederim. Yani bunları isterken hak sahibi olması gerekir. Evet, çok teşekkür ederim sevgili Osman. Girirken önce kendi vatandaşlık görevini yapması gerekir. Şimdi burada önemli olan orada bir yani problem var, bir problem var, bir çıkmaz var. Çözülmeyen bir problem var orada. Sadece bir kişinin anlatması değil bu. Orada görüntüleri de gördük. Dökülen, rezalet durumda olan bir durum var. Bunun düzenlenmesi lazım. Bunu da kim yapacak? Vatandaş düzenleyemez elbette. Kesinlikle Fatma Hanım. Yani bunu idarecilerin düzenlemesi lazım. Bunun çözülmesi lazım. O vatandaşın yapacağı bir iş değil. Ama idareciler vatandaş kirletirse de temizleyecek. Bu böyledir. Ha, görürse de İngiltere'de söylüyor İngiltere'de. Beni bilir diyor. Tuvaletler kirlendiyse. Benim restorantımda geldiği zaman da görür ki pistir. Vatandaş yaptı bunu. İşte efendim temizlemedi, suyu çekmedi, kağıtları ne bileyim nereye attı buna kimse bakmaz. Yani bu bütün dünyada böyledir. Şehirler kirletilir ama temizlenir. Biz dünyayla karıştırmayın. Biz ayrı bir dünyayız. Biz kesinlikle ayrı bir dünyayız. Bir konuda haklısınız. Yere çöp atmamalıyız. Bunu da küçük yaşlarda evin içerisinde çocuklarımızla çevremizde. Ondan sonra başkanı eleştirecek. Hatta yolda giderken biri attığında hiç tanımasak bile ikaz etmeliyiz. Bizlere de görev düşüyor ama asıl görev bizi yönetenlere, sizleri yönetmek için talibiz diye kapımıza gelip, oy isteyip, belirli görevlere gelip, müdürlük, müsteşarlık alan arkadaşlara, onlara daha büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum ben. Peki sevgili Osman, çok teşekkür ederiz programa katkı koyduğun için. Ben sevgili abi, önce bunların hepsini kabul ederim ama önce biz kendimiz üstümüze düşünü yapacak, yine biz. Ondan sonra mücadele edecek. Tabii ki. Biz hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra dönecek mesela diyecek ki bunlar yapılmaz. Sen kendi üstüne düşeni yap. Ondan sonra haklı duruma düş. Peki ben sevgili Osman. Annesini örnek gösterin insan. Kaç hayır annesi olsa bile diyor. Annesi olsa bile tamam, gemiye binen size kayıt altına alınır. Peki sevgili Osman tamam, çok teşekkür ederiz. Programı koyduğun tamam için. Gerçi tamam olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar Harun. Buyur Faruk, üçüncü kez bağlanıyoruz burada. Tekrar bağlanma hissettim. Çünkü Osman arkadaşımız birazcık galiba metaforik şeyin ne olduğunu bilmez de dedim bir hatırlatayım kendine. Şimdi bu gerek Fahir'in annesi olsun, Osman'ın annesi olsun konusu değil diyor. Örnek verildi orada. Örnek verildi orada. Yani Osman, kayıt altına alınır demek istiyor. Her şey kayıtlı. Ha, kimse de kimseye burada aman kim kime vatandaşlık görevi dersi vermesin biz Osman Bey sabahın evet. Bu saatinde lütfen. Metaforik bir şey söyledi orada Faik. Söylenen konuda nedir? Yani Fatma Hanım anladı, siz de herkes anladı. Kayıt altına alınıyor. Maalesef Osman Bey anlayamadı bir tek. Evet. İnşallah o da anlar. Bu saatte eve geldiğine göre herhalde eğlencedeydi arkadaşımız. Onu söylemek için aradım. Sağ ol. Biz üstümüze düşen görevi her zaman yaptık. Böyle bu saatte telefon açıp da aman işte yanlış olanları da destekleme hareketinde bulunmasınlar lütfen. Yanlışa yanlış deriz. Vatandaşlık görevimizi de yaparız. Vergimizi de öderiz. Her şeyi harfi harfi yerine getirdik. Herkesin anlığa çıktı. Benim de Osman Bey'e veyahut da kimsenin hesap verme zorunluluğu yoktur. Bunu da Osman Bey böyle bilsin lütfen. Onun için istemedim bu şeyim ama Osman Bey birazcık böyle şey neyse artık. Anlamadık zaten. Peki Faruk, çok teşekkür ederiz. İyi sabahlar. Abi. İyi sabahlar. Evet. Tabii ki mailimize görüntüler de geldi. Girmediğim anında. Texas Republic of Northern Cyprus diye. Evet, bunu da gördük.
Evet, tabii ki Osman Bey programa geç katıldı, anlamadı ama Faik Bey'in dediği konu doğruydu. Hayır, şey aldı. Annesi işte, olsa bile kayıt altına alınabiliyor çünkü vakıflar ona soruyor. Yani kaç kişi inerse bir gemiden veya kaç kişi girerse onun hesabını isterler. Onu demek istedi sevgili Faik. Evet. Benim yarım kalmışlarım söylemek evet, istiyorum buyurun. Bunu. Özellikle belki geçmişte Kıbrıs Türk halkı çok büyük ezgiler, çileler çekerek birbirine kenetlenmiş vaziyette bugünlere kadar gelmiş olabilir. Ve öyleydi de belki, bilmiyorum. Geçmişi ben yaşamadığım için. Ama benim gördüğüm şimdi geçmiştekinden daha fazla birbirimize sarılmamız gerektiğine inanıyorum. Bilhassa siyasilerimizin, her insanın bir siyasi görüşü, duruşu mutlaka vardır, olmalıdır da. Ama ülkemiz için, ülkemizin halkımızın geleceği için, refahı için, çocuklarımıza gerçekten güzel bir ülke bırakmak istiyorsak, siyasilerimizin artık hangi görüşte olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, ülkemizin içerisindeki bu sorunları, en ufacık sorunları bile akşamdan beri görüyorsun. Bir tane yetkili de bağlanıp bu bundan dolayıdır, bunu çözmek için uğraşıyoruz diye bağlanmadı. Bir muhalefetten birisi. Ne muhalefetten ne iktidardan. Evet. Muhalefetten de bunu bekliyorum ben. Bu kadar kişi bağlanmadı, benim yerime şimdi muhalefetten birinin çıkıp ey kardeşim neredesiniz, uyuyor musunuz, uyanın. Veya yarım mecliste, Girne milletvekilleri. Yarım mecliste çıksınlar, konuşsunlar, masaya vursunlar. Girne milletvekilleri Girne'de geziyordu otobüsüyle. Demokrasi otobüsüyle. Yani hem iktidardaki hem muhalefetteki. Bir de demokrasi artık otobüsü çıktı şimdi. Bir araya gelerek bu ülke için dört elle sarılarak, tek vücut, tek beyin olarak bir şeyler yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Çoktan geçti. Sonra bu ülke gittikten sonra veya bu gemi battıktan sonra o koltuk da olmayacak, o meclis de olmayacak. Hayır. Hatta oy verecek sandık da olmayacak. Olmayacak. Çünkü onun için insanına değer vermeliler. İnsanlarımızı soğutuyorlar bu işlerden. Yani siyasilerden güven kal, ya o güveni tekrar tazelemeleri gerekir. Size güveniyorlar bakın. Harun size güveniyorum diyor. Ama ben bakanıma güveniyorum, ben başbakanıma güveniyorum, ben müdürüme güveniyorum, ben belediye başkanıma güveniyorum demesini beklerdim evet. Ben. İyi sabahlar. Haruncuğum iyi sabahlar. Çok özür dilerim. Yine rahatsız ettim sizi. Tekrardan cevap vermeye gerek yoktu. Yok, cevap vermeyeceğim Haruncuğum. Polemiğe girmeyeceğim. Sadece Osman Bey'e bir bilgi vermek isterim. Herhalde Sümer Bey'in bir sevenidir. Ben de severim Sümer Bey'i. Bir şey de söylemedim yani kötü. Yalnız Nuray Hanım ve Fatma Hanım da duysun bunu. 1-11-2006 1-11-2006 meslek vergisi olarak ben belediyeye 128.96 kuruş ödedim. Evet. Benim yatımın ismi Argo'dur. Girne Yat Limanı'nda en eski teknedir. Bunu bütün ada bilir. 72'de yapıldı. 74'te denize atıldı. Yani bu benim sadece belediyeye ödediğimdir. Geçen sene 2006'da benim yatım Argo isimli tekne marinadan bir defa çıkış yapmıştır. O da Osman Bey çok iyi dinlesin bunu. Ben, eşim, iki çocuğum, annem, bacanağım, eşi ve iki çocuğu Karşıyaka açığına gittik. Orada demir attım. Akşamüstü de geri geldim. Hiçbir iş yapmadım. Çıkmadım limandan bile. Çünkü limana gidip kimseyle yumruk yumruğa, bıçak bıçağa gelmek istemediğim içindir. Yerini kapacaklar. Hem yerimi kapacaklar Fatma Hanım, hem de arkadaşımdır. Girişlerimi kapatan restorancı arkadaşımdır. Vay Allah'ım vay.
Yani ben bunları konuşmak istemezdim Harun. Fakat kulenin yanında, yapılmış olan 180 metrekare veya 160 metrekare ölçmedim rıhtımı birinci derecede tarihi eserin üzerine, istersen bir daha göster Vetere'yi görsünler, birinci derecede tarihi eserin üzerine rıhtım yaptı ve orada bağlı olan tekneyi, o tekne Fatma Hanım bahsetmişti, batık. İşte o teknedir, o batık dedikleri tekne. Çıkartılmasında ben yardımcı oldum. Ben yardım ettim. Gerek su pompası, gerek ne gerekliyse ben yardımcı oldum. O tekneyi çıkarttık. Ve şu anda orada durur. Onun için Osman Bey yalan söyler veya öyle yapar demesin bilmeden. Benim adım Faik Gencer'dir. Bütün Girne tanır beni. Telefon numaram da bellidir. Osman Bey isterse beni bulsun. Ben ona bütün belgelerimi gösteririm. Bak Haruncuğum, bir şey daha okuyacağım sana. Benim belediyeye iş yeri açmayla ilgili şeylerim hep burada bellidir yani. 21.06.2006'da aldım ben. 6 ay sonra geldiler bana başvurumdan. Vakıflar İdaresi, Girne Marina diyor. 25.11.2005. Girne Belediyesi ilgili makamına diyor. Efendim diyor. Vakıflar İdaresi Girne Marina'da ticari olarak faaliyet gösteren yat işletmecileri, rıhtımda mevcut merdivenlerden yola olan ulaşımlarının restoran işletmecileri tarafından masa sandalye konularak bloke edildiği, gerçeğinden hareketle mağdur olduklarını sürekli dile getirmektedirler. Söz konusu sorunu aşmak ve ticari yat işletmecilerine en azından fırsat eşitliği sağlamak amacıyla belediyemizin mevcut merdivenlerden yola olan geçişleri, belirleyici çizgi vesaire koyarak gerekli önlemleri almasını rica eder, saygılar sunarım. Evet. Girne Marina Müdürü Numan Ormancı. Osman Bey çok meraklıysa benim ne kadar vergi verdiğimi, ben ondan fazla vergi verdiğimi veya Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hüseyin'den, Sabancı'dan, Koç'tan fazla vergi verdiğimi söylemedim. Ben annem dahi olsa dedim gemiye binen, marinada kayıtlıdır dedim. Eğer vergi dairesi benden onun vergisini isterse vereceğim. Vermekle yükümlüyüm çünkü kayıtlıdır. Biz çıkarken ve bu kayıtlar da Harun Bey bilmeyenler evet, için söyleyeyim. Evet, anladık sevgili Faik. Yani, biz seni anladık biz Faik. Yok ama bilmeyenler için söyleyeyim, neden yapılır bu kayıt? Bu kayıt herhangi bir kaza için, tekne batar, karaya vurur, batar. Ya bilinsin ki kim gitti, bulunsun kim girdi. Yani kimler vardı, kimler. Evet. Onun için herkes, kaptan dahil, ahçısı dahil, onlar çalışan olarak kaydedilir. Yani vergi dairesi de bunları alarak ne kadar iş yaptığını saptayabilir senin, evet. Ona göre vergilendirir seni. Evet. Teşekkürler. Sen gidip de ben bu kadar vergi vereceğim demesin. Vergi dairesi... Oradan alır diye de iddia etmiyorum ama bir defaya mahsus olmak üzere aldığını biliyorum. Alması gerekir, öyle vergi yapması dairesi gerekir. Vergi dairesi gider, hiç bize sormadan oradan alır. Peki Faik, çok teşekkür ederiz. Yani teşekkürler Faik. Evet, Ulus Bey, iyi sabahlar. İyi sabahlar Harun Bey. Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? Allah'a bin şükür. Bu şey programı yaptığınız için sizlere ya çok çok yani teşekkür ederiz. Sağ olun. Ki şimdiye kadar oturduğum bütün gece bakıyorum ki Ömer Galoncu, ki benim eniştemin kardeşinin oğlu olur. Adı geçti, evet. Evet. Eski. Ve onu yani bir telefon edip de yani bu şeyi düzeltemiyorlar. Ona yani tuhafıma gidiyor benim. Yani nedir ya, doğma büyüme esas gemlik Girneli. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Karat komşumuz, ki eskiden beraber komşuyduk Galoncu Bahçesi'nde. Ve bu insanlar bir telefon edip de insanlara doğru dürüst bir şey veremiyorlar. Ben ona şaşar kalırım yani. Ne biçim bozuk yani sistemi, ben sistemi göremiyorum. Yani sistem bozuk derler, çok çok bozuk. Evet. Yani bu sistem kadar olmuyor ya. Yani bir cumhurbaşkanı olarak ya da bir
Ömer Kalloncu, yani bu insanlar yani esas doğma büyüme girmiyor ya, görmüyorlar mı limanımızı? Ya ben şimdi az önce gösterdiğiniz yani içim parçalandı ya. Evet, sen Girne'yi biliyorsun zaten. Çok ben iyi. Doğma büyüme oralıyım ki ben kendimden utandım, biliyor musunuz? Ben tanıyorum seni, değil mi Ulus? Ben sizi gördüm Harun Bey, geldiniz Londra'ya. Hayır, buradan tanıyorum ben sizi. Lüzum tanıyasınız. Kız kardeşin vardı, benim sınıftaydı galiba. Hava Yurdanur. Evet. Evet, kız kardeşim olur, Vedat'ın evet. Hanımı olur. Evet, evet. Ya Harun Bey, yani bu, yani anlayamadım gitti ya. İşte seninle konuşurum ve tüylerim kalktı şey ya. Yani bu kadar mi? Olmaz ya. Nuray Hanım bir şey soracak Ulus Bey. Efendim? Ulus Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Uzun yıllardır İngiltere'desiniz. İngiltere'de yaşıyorsunuz. 35 seneyim efendim. Allah daha uzun ömürler versin. İnşallah kendi ülkenizde de yaşarsınız. Onu yapacak. İngiltere'de böyle bir olayla karşılaştınız mı? Efendim? Veya İngiltere'de. Evet. Böyle bir olayla böyle karşılaştınız mı, saçma sapan olaylarla? Vatandaşın bir sorunu olduğunda siyasiler veya sizi yönetenler nasıl ilgileniyor? Siz sorunlarınızı nasıl gideriyorsunuz İngiltere'de? Bizim mesela herhangi bir sorunumuz olduğunda gerek, yani bizde MP derler. Biz MP'ye doğrudan direkt gidiyoruz ve kendi derdimizi anlatıyoruz. Ve MP kendi insanını yolluyor ve ertesi günü işlemlerine başlıyorlar. O kadar. Kaç gün sürüyor bu süreç, ne kadardır ve yani, kesin sonuçlanıyor mu? Yani durumuna göre değişiyor efendim. Mesela bu marine olay olmuş olsaydı. Yani en kritik durumdaysan yani bir hafta, çok bir haftayı geçmiyor. Mesela bu marine işi olsaydı ne olurdu Ulus Bey orada? Burada öyle bir şey bunun olmuş olsaydı halk birinci halk. O gider o şey, hükümet binasını darmadağın eder. Evet. Bak, yani burada öyledir. Mesela bir zamanlar Thatcher yok kanser. Her insana para alma şeyi aradı versin bunda. Bu bütün insanlar toplandı, gittiler hükümet binasını darmadağın ettiler mesela. Evet. Bizde council tax derler. Biliyor musunuz? Evet. Yani anlayamadım ya, benim yerim bakan oluyor. Ve çıkıp televizyona, açıp telefonunda insanlara değmiyor. Yani Harun Bey, bahsü size desinler ya. Ama günahına girmeyelim Ulus Bey, şu anda bakan değil. Ya tamam bakan ama milletvekilidir. En azından milletvekilidir. Evet. En büyüğümüz vardır Mehmet Ali Talat. Ya bu kadar var. Yani nasıl duyarsızlık olur bu adamda? Yani ya senelerin komşumuz ya. Yani beraber büyüdük aynı mahallede. Evet. Yani ilaki bakanlık olmak lazım. Çok anlıyor böyle şeyler ya. Vallahi billahi anlayamadım gitti ya. Gerçekten Ulus Bey. Anlayamayacağım Ulus Bey. Bizi ya, izledik sonra. O limanı görünce öyle o şekilde gösterdiğiniz Harun Bey, yani içim parçalandı ya. Vallahi. Sizi tebrik ediyorum ben Ulus Bey. O kadar yakınınız olmasına rağmen haksızlığa tahammül edemediğiniz için, doğruları söylediğiniz için, kendilerini göreve davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bak ne diyor Ulus Bey. Bütün Londralılar da bunu biz söylüyor. Biz Londralılar olarak eğer bu limanı parasını bulup da onaramazlarsa bize, biz Londralı Türkler olarak burada başlatalım bir kampanya. İdare eder ve sorunumuz bu, bizim. Bizim sorunumuz idare edir. Bir iki ayın içinde onaralım kendilerine isterlerse onu. Yok para değil, idare edir sorunumuz. Yani eğer sorun paraysa yani ya bu sorunu ya yani bir şeye verecekler. Bu akşam. Ya belediyeye verecekler bu şeyi. Yani doğrudan, yani direkt olarak bu liman senden sorulur. Vakıflara derler, yok bakanlığa derler. 10 bin tane yere verirler. Ondan sonra onlar da insanlarla yo-yo gibi oynuyorlar. Evet. Bir köyde horoz çok olursa sabah erken i̇şte, olurmuş. Onu diyorum. Ya belediye verekler, ya vakıflara verekler, onlar ilgilendirsinler. Yani bir şeyin üstüne bakanlığa da gitmeyecek insanlarımız. Doğrudan vakıflara gidecek. Beyefendi bu işi yapmadınız. Buyurun yapın desinler. Evet. İşte yani sistemin yok, yani sistem derler bozuk ama darmadan arman curman. Böyle sistem mi olur ya? Evet Ulus Bey, çok sistem teşekkür ederiz. Sistem insanlar. Oldu Harun Bey. Görüşürüz için. Yakında. İnşallah Girne'ye geldiğinde tabii, o limanı daha güzel görün. Evet.
Oldu, görüşürüz abi. Ya İyi görüşürüz. Sabahlar size. İyi sabahlar. Evet, Londra'da yaşayan insanlarımız bu şekilde duyarlı. Hayret ediyorlar yani. Umut için para gönderelim diyorlar. Liman için para gönderelim diyorlar. Onların mesela yapabildiği o Harun. Mesela ne yapabilir İngiltere'de hayır, yaşayan bir insan? Hayır ama duyarlı yani düşünebilir misin? Yani televizyonun karşısında oturacaksın. Mesela dün diyor ya aslında çok zor kazanıyor İngiltere'dekilerde. Oturacaksın televizyonun karşısında Londra'da şimdi bu şekilde ve canın sıkılacak. Açacaksın telefonu ve duracaksın bu konulara eğilecek. Ya inanır mısın? Yani İngiltere'dekilerde iğneyle kuyu kazarak para kazanıyorlar. Evet. Ve öyle olmasına rağmen çok bizden şey, çok duyarlıdırlar. Yani paralarını paylaşmak için aradı bayan Şengül Hanım neydi işte. Ya. Para gönderelim diyor.